İtiraf et, özlemişsin. İki gündür yoktun, bir huzur ve güven ortamı vardı. Ya kızım, bugün milletvekili misafirimiz var. Sen şimdi git, bir dahaki seçim döneminde gelirsin. Yandaki oyuncularla röportaj yapmaya geldim. Bayılmıyorum siyasetçi görmeye. Alayın akılım. Halbuki onlar meclisçe senin çipil kirpiğinin gölgesine kurban oluyorlar. Of! Ah, setten bir koşturduk. 5 dakikaya kafede. Kızım ayağım çamuruyla olmaz. Biz ne yapayım ki? Bazen diyorum alayım atayım şunu terastan aşağı. Ölse bir kuple üzülmem ya. Demek insanlar böyle cinayet işliyorlar. Onları anlıyorum şu an. Wow. Aa, empati iyidir. Okey. Aman ablasının gülü, ablasının emekli kasaba tahsildarı mı desem? Ne olmuş, ne olmuş sen? Cenazeyi mi tatlım? Yo, kim öldü? Moda ölmüş. Takım mecburiymiş, en ucuzu da buydu. Anneannem bana arkadaşının antikacısında iş buldu. Antika olarak mı? Yalnız röportajda bu 87 model şakaları yapma. Çünkü eylem ağzımızdan çıkan her şeyi yazar. Ay evet çocuklar ne olur dikkat edelim, bir açık vermeyelim. Sette bir aileyiz, diziye aşığız, dekorlarla sevişmek istiyoruz falan filan. Yalnız über ciddi bir işmiş bu ya. Kitap olacakmış bu söyleşiler. Gençler ünlülerle röportaj yapıyor. Sosyal sorumluluk projesi. Sosyalliği okeyim de sorumluluk sevmiyorum ben. Aman Kardo, bir sahnede silah göründüyse o silah illa patlar. Teatro, gerçek aşkım. Dizileri maddiyat için yapıyorum sevgilim. Yeterince para kazanmadın mı? Yapma. Aa, ama Güneydoğu'nun sosyal yarasına parmak basması bu projeyi özel kılıyor. Sosyal yara zengin aşiret reislerinin aynı hatunları yemesi mi arkadaş? Ben role 2 sene hazırlandım. Yörenin o kösül havasını soluyabilmek için her gün otlu peynir yedim. Bir de tabii her konuda olduğu gibi oyunculukta da eğitim şart. Bu orijinal açıklamaları daha önce hiç duymamıştım. Tuvalete gidip röportajın duyguseliyle ağlayacağım. Görüşürüz bebeğim. Çok sıkıcıydınız. Hedefimiz buydu. İyi, çabuk bitti. Bir 17'likle buluşacağım sevgilim. İllegalsin. Hayır, gençlere hitap ediyorum. Yarın tiyatroda matine olmasa sabaha kadar da hitap etmeyi düşünürdüm ama içine oyunu bir türlü bitmedi. Oh, tiyatro Ankara'da uzay ya. 17'liğin arkadaşı var mı? Eve atmasan sevinirim. Geçen geceki bir saç seçe baş başa girmeyelim kızlar. Açılay önce sen saldırmışsın. Bu ilişki bitti artık. Sal gitsin ya. Öyle bir salacağım ki her gece her odaya başka birini atacağım. Şunu da ekleyelim. Biz dizi ekibi olarak bir aile gibiyiz. Tüy dedikleriniz iyi oldu. Eyvallah. Kayıt cihazı. O hep açık mıydı? Lan! Öf, dur bakayım. Eylem! Ağırma Nur hayatım öyle eylem diye. Sinirim oynadı. Bir gün öldüreceğiz sen bu kıza. İsmi bile hoplatıyor bunu. Uykusuna uykusuna boğacak. Böyle bir küçük olmak yok. Haydi ben alışverişteyim. Ah, evet. Gerçekten eylem nerede? Yani onun belli bir yeri yok ki yani öyle seyyar olarak. Ne yapacağınız eylemi? Ya röportajda bir iki bir şey söylemeyi unutmuşuz. Kayıt cihazını alıp gelebilirse. Ha, kayıt aleti bende. Ha. Ben geleyim diyeceğim ama. Tabii oğlum gitme. Ben katmıyorum. Bak Emir abiyle başlayalım. Hadi oğlum. Hadi kayıt cihazını çıkar da anlatalım. Onu evde bıraktım, not alacağım.
Ama kayıt olması lazım. Devlet sırrı mı vereceksiniz ki? Böyle iyi işte. Evet. Kedi seviyoruz. Onu ekleyecektik. Bizim için çok mühim. Orçun'u buraya çağıracağız. Siz onu oyalarken ben terastan yan tarafa geçeceğim. Orçun odasından kayıt cihazını çalacağım. Yalnız milletvekili misafirler gelecekmiş. Onlar milletin vekili ise biz de halkın sanatçılarıyız. Orçun. Orçun oğlum bak Açılay çağırıyor. Gitsene. Sıkılırsın sen bizimle. Ben ne yapacağım? Çağatay. Gene kişiliğimden dişiliğimi göremiyorsun. Çocukla yalnız kalayım ki oyalayayım. Ah ben çıkıyorum. Kovuluyorum yani. Çağatay, gel içeride odada takılabilirsin. Biz Orçun'la buradayız. Şu an ne düşünüyorsun? Bütün cep telefonlarında hesap makinesi varken hala nasıl hesap makinesi satılıyor? Bugün bana çok farklı göründün. Bakışların... Fotoğraf makinesine çok bakınca bazen sol gözüm içe kayıyor. Şeylalık seksidir. Mesajlarını alıyorum bebeğim ama berbat zamanlama. Eylem mi sorun? Sorun popon. Bu ara böyle biraz anneminki gibi oldu ya. Sensörsüz konuşmana bayılıyorum. Yalnız... Benim popo küçülür de sen kelleşiyorsun ve onun geri dönüşü yok. Hadi yandan yandan naş! Hat! Kardo, çocukluk travmalarımızı anlatacağız. Der demez bu sefer ses kayıt cihazına geldin. Adamın dibisin. Evet. Ah! Salıncaktan düştüğüm gün. Wow! O günden sonra bir daha asla maydanozlu pişin çorbası içemedim çünkü... Babam içmem için zorlamıştı. Seni affediyorum baba. Travma bunlar mıydı? Susam sokağa maceralarınız bittiyse ben tuvalete gidiyorum. Hepsini sil aziz dostum, hepsini. Sen bu gece röportajlarımızı dinleyip yazacaksın ha tatlım? Yok sabahkini çoktan dinleyip yazdım bile. Oya, oya, oya! Ha işte, travma dediğim budur. Kardo! Ya biz yokken konuştuklarınızı röportaja koymayacağız ki. Ne? İlk palavracı oyuncular siz değilsiniz, ilk etik sahibi gazeteciler de biz değiliz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.